Arkadaşlar 11. sorumuzla devam edeceğiz. Hemen okuyalım. Aşağıda bir kitaplığın eşit uzunluktaki iki rafına dizilen eş kitaplar ve bu kitaplardan birinin ev hatları verilmiştir. Şu şekilde dizildiğinde yani beyaz sayfalar göründüğünde her biri 25 santimmiş arkadaşlar. Şu şekilde dizildiğinde ise kalınlığı 5'er santimmiş arkadaşlar. Şimdi demiş ki ikinci rafa enine olacak biçimde yerleştirilen 8 adet kitap. Arkadaşlar o zaman biz bu rafın uzunluğunu bulabiliriz. Nedir? 8 tane 25 santim. Yani rafın uzunluğunu 200 santimetre olarak buluruz arkadaşlar. Aşağısı 200 ise yukarısı da 200. Arkadaşlar bize demiş ki birinci rafındaki boşluğa en fazla kaç kitap yerleştirilebilir? Bilir arkadaşlar. Şimdi rafın boşluğuna bakacak olursak adı nedir onun arkadaşlar? 20 santim. 200 santimin 20'si gitti. Geriye ne kaldı? 180. Arkadaşlar kitapları 5'er santim olacak şekilde yerleştirirsek daha çok kitap yerleştirebiliriz. 180'i 5'er böldüğümüzde rafa 36 adet daha kitap sığacağını söyleyebiliriz en fazla sevgili arkadaşlar. 12. soruyla devam edeceğiz. Bir havayolu firması uçağa binmeden önce yolcuların bagajlarını tartarak aldıkları bilet türüne göre bagaj hakkının aşan kısmı için yolculardan kilogram başına 7 TL ekstra ücret almaktadır. Bu firmadan promosyon türü bilet alan Ahmet Bey'in bagajı 20 kilomuş arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bileti 99 lira, bagaj hakkı 8 kilogrammış. 20 kilogram aldıysa ne kadar aştı arkadaşlar? 12 kilogramlık bir aşma yaptığını söyleyeceğiz. Her kilograma 7 lira alıyordu. O zaman 12 çarpı 7'den 84 lira ekstra ücret ödeyecektir. Yani 183 TL ödediğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabloda verilen fiyatlara göre Ahmet Bey promosyon yerine ekonomi alsaydı ne kadar daha az ücret öderdi diyor arkadaşlar. Şimdi promosyon aldığında 129 TL bilet parası ödedi. Şimdi 20 kilogram bagajı var, 16 kilogramını şirket karşıladı. Geriye 4 kilogramlık bir ekstra ücret. Her biri 7 liraydı, 28 lira daha ödeyecek arkadaşlar. Yani arkadaşlar kaç yapar? 157 TL'lik bir ücret yapar. Ne kadar az öderdi? 183'ten 157'yi çıkarırsa 26 TL'lik daha az ödeme yapacağını söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu sorumuz da bu kadardı. 13. soruyla devam edeceğiz. Elif yeni aldığı bilgisayar ve cep telefonuna ait ödeme bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bilgisayarın peşinatının ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Fakat telefonun her şeyini biliyoruz arkadaşlar. Şimdi aylık 500 lira taksitle 14 taksitle ödemiş telefonun taksitlerini. O zaman taksitlerin toplam tutarı 500 çarpı 14. 14 kere 5 70. 2'de sıfırımız var. 7000 TL buraya ödedi. 1500 de peşinat ödedi. Telefonun ücretinin 8500 TL olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bilgisayar ise telefondan 750 lira fazlaymış. 8500 ile 750'yi toplayacak olursak ne yapar arkadaşlar? 9250 TL bilgisayarın fiyatı yapar. Peki bilgisayara taksitle ne kadar ödemiş? 650'yi 9 ay boyunca ödemiş. 650 ile 65 ile 9'u çarpalım. 5850 yapacaktır arkadaşlar. 650 çarpı 9'un işlemi. Şimdi 5850'si buradaysa geri kalanının burada olması lazım. 9250'den yani bilgisayarın fiyatından 5850'ye taksit miktarını çıkarırsam peşinatının ne kadar olduğunu bulabilirim. 3400 TL peşinat ödediğini söylerim sevgili arkadaşlar. Güzel bir soru tipi. Bu tarz sorulara alışık olmamız gerekir sevgili arkadaşlar. Geçiyoruz 14. sorumuza. Evet, yine güzel soru tiplerinden bir tanesi bardakları iç içe döşeme sorusu.
Mutlaka her yerde karşımıza çıkacaktır. Bakalım şimdi. Filiz özdeş karton bardaklardan 3 tanesini ve 6 tanesini iç içe koyarak masa üzerinde ayrı ayrı aşağıdaki gibi kuleler oluşturuyor. Bu kulelerden 3 bardaklı olanın yüksekliği 3 üssü 3. Yani 3 çarpı 3 çarpı 3 eşittir 9 kere 3 27 santimetre. 6 bardaklı olan ise 6 çarpı 6 36 santimetredir. Arkadaşlar şu üçlü yapının burada da olduğunu söyleyebiliriz değil mi? O zaman şu üstteki kısmın burası 27 idi. Tamamı 36'ymış arkadaşlar. O zaman buranın 9 olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada şunların hepsinin eş olduğunu unutmayalım. O zaman şuradaki her bir çıkıntının 9'u 3'e bölersen 3 santimetre olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. O zaman şu ilk şekle bakalım. Burası 3 santim. Burası 3 santim. Tamamı 27 idi. 6'sı buradaysa 21'inin burada olduğunu söyleyebilirim. Bize ikisinin iç içe geçmesiyle oluşturulan kulenin yüksekliğini sormuş. Bunun ve bunun. Tabii ki de ikisinin toplamı değildir arkadaşlar. Bu ikisi üst üste geçerse şöyle 3 tane daha oluşum olacak. Her biri 3'er santim yani 9 santim daha gidecektir. 45 santimlik bir yüksekliğe ulaşacaktır yapımız sevgili arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Geçtik. Bir diğer sorumuz. 15. sorumuz. Yine klasik bölme işlemiyle alakalı bir soru. Sercan birinin kütlesi 32 gram olan pembe toplardan 120 tanesini bir kutuya koymuş ve şekil 1'deki gibi takmış. Şimdi burada kutunun içerisine koyan topların kütlesini bulabiliriz arkadaşlar. 32 gramdan 120 tane. Yani 120 ile 32'nin çarpımı kadar kütlesi vardır bu topların. 120 çarpı 2 240, 120 çarpı 3 360 toplayacak olursak 0, 4, 8, 3840'tır. Arkadaşlar o halde 3960'tan topları çıkarırsak kutunun kütlesini bulmuş oluruz. Yani 3960 eksi 3840 120 gram olduğunu söyler bize bu kutunun kütlesini sevgili arkadaşlar. Şimdi bize de demiş ki şekil 2'de aynı kutunun içine yani 120 gramın üzerine 45 gramlık 150 top konulmuş. 150 ile daha doğrusu 15 ile 45'i çarpıp bir sıfır ekleyelim. 15 kere 5 75, 15 kere 4 60. Dolayısıyla topların toplam kütlesi 6750'dir. 120 gramda kutunun kütlesi var. Şekil 2'deki terazim 6870 gramı gösterecektir sevgili arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği diyoruz. Bu soruyu da bu şekilde geçmiş bulunuyorum. Geldik 16. sorumuza. Yine bir kitap taşıma sorusu. Rafımızın genişliği 280 santimmiş arkadaşlar. Renkleri dışında boyları eşit ve kalınlıkları 4 santim olan kitaplar aşağıdaki gibi hiç boşluk kalmadan iki dikey, beş yatay şekilde diziliyor arkadaşlar. Şimdi bize kitabın kalınlığını vermiş. Fakat şu uzunluğun ne kadar olduğunu vermemiş. Peki bunu nasıl bulacağız? Şekli yorumlayarak bulacağız sevgili arkadaşlar. Öncelikle ufaktan başlıyorum. Şurası 5. Pardon, çok pardon. 4 santim. Burası da 4 santim. Tamam. Peki burası ne? Şimdi buraya geliyoruz. Şu uzunlukla bu uzunluk aynı arkadaşlar. Şimdi bu uzunluğu nasıl bulacağız peki? Bilmiyoruz ki. Şimdi iyi bakalım. Arkadaşlar şunların her birinin 4 santim olduğunu biz biliyoruz değil mi? Kaç tane var burada? 5 tane. Yani burası 5 tane 4'ün birleşimi. 20 santim değil midir? Dolayısıyla buranın da 20 santim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar şu çizgiye kadar kestiğim kısma dikkatli bakın. İki dikey 5 yatay. İki dikey 5 yatay. Uzunluğu ne arkadaşlar? 28. O zaman ben diyebilirim ki 280'in içinde bu yapıdan kaç tane var? Önce bir ona bakalım. 28'e bölersem bu yapıdan 10 tane sığacağını söylerim. 280'de 28, 10 tane oldu işte.
Her bir yapıda arkadaşlar 7 kitap var. O zaman 10 yapıda ne kadar kitap olacaktır? 10 kere 7. 70 kitabın bu rafa bu şekilde sığdırılacağını söyleyebiliriz diyoruz. Ve bu soruyu da geçiyoruz. Bu soruya yıldız atmayı lütfen unutmayalım. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki görselde Ağrı Dağı'nın ve Elis Yastığı'nın yerden yükseklikleri verilmiştir. Ali Ağrı Dağı'na, Emre ise Erciyes Dağı'na doğru tırmanmaya başlıyor. Ali 80 metrede bir, Emre ise 3000, pardon, 60 metrede bir mola veriyormuş çıkarken. Demiş ki her ikisi de son molasını verdiklerinde yükseklikleri toplamı kaçtır? Arkadaşlar 5137'de kaç tane 80 varsa Ali arkadaşımız o kadar mola verir diyeceğiz. 5137'yi 80'e bölüyorum. 500'de kaç tane 80 var? 6 tane var arkadaşlar. 480. Kalanım nedir? 33. 337'de ise arkadaşlar 4 tane var arkadaşlar. 320. Kalanım 17. O zaman diyeceğim ki Ali 64 kez mola verdi. Ve son moladan sonra 17 metresi kaldı. Yani arkadaşlar 5120 metre çıktığını söyleyeceğiz son moladan sonra. Son molaya kadar. Benzer şekilde 3916'yı da 60'a bölersen kaç mola verdiğini ve ne kadar metresi kalacağını bulurum. 391'de 6 tane 60 var. 360, 31, 316'da 5 tane var. 300. Kalan yolu 16 metre olacak. Dolayısıyla 3916'dan 16'yı çıkardım. 3900'de bu arkadaşımın çıktığını söyleyeceğim. Bize ikisinin yükseklikleri toplamını soruyordu. 5120 ile 3900'ü toplayacak olursam 0, 2, 0, 9020 metrelik yükseklik toplamı olduğunu söyleyeceğiz. Bu iki arkadaşımızın. Burada bölme yapmak çok önemli arkadaşlar. Unutmayalım. Evet, 18. soru. Görselde 100 kişilik bir sinema salonundaki bilet fiyatları verilmiş arkadaşlar. Bir tam bilet 16 TL, indirimli bilet 10 TL şeklinde. Şimdi bu sinema salonundaki bir film gösterimi sırasında 20 koltuk boş. 100 kişilikli 20 koltuk boş ise 80 kişi olduğunu söyleyeceğiz. Yani toplam 80 bilet satılmış. Hangisinden ne kadar satıldığını bilmiyoruz. Şimdi bize demiş ki indirimli bilet sayısı tam bilet sayısının 2 katından 5. Tam biletin kaç tane olduğunu biliyor muyuz? Hayır, küçük olan tam bilet sayısı. O zaman indirimli bilet ne olacak arkadaşlar? Bunun 2 katının yani 2 karenin 5 fazlası kat problemi şeklinde çözüyorum. Biz az önce ne dedik? İkisinin toplamının yani bilet sayısının 80 olduğunu söyledim. O zaman bu ifadeleri topladığımda 80'e eşit olması lazım. Bilinmeyen ifadeler de bilinmeyenler ayrı. Sayılar ayrı toplanır. Bir kutum var, iki kutum daha oldu. Üç kutum var, artı bir de beşim var. Neye eşit? 80'e eşit. Bu işlem bir toplama işlemidir. Şu toplananı bulmak için 80'den 5'i çıkarırsa 3 karenin 75. Burada bir çarpma işlemi var. Kareyi bulmak için 75'i 3'e böldüm. 25. Dolayısıyla 25 tam bilet satılmış. 55 tane de indirimli bilet satıldığını söyleyeceğiz. Bize toplam ücretin ne kadar olduğunu söylüyor. 25 tam biletin her biri 16 lira. Yani ne yapar arkadaşlar? Burası 150, burası 25. Toplayacak olursam 0, 0, 400 TL tam biletlerden kazanıldı. 55 çarpı 10'dan 550 TL'de indirimli biletlerden toplamda 950 TL'lik bir gelirden söz edeceğiz. Bu soruda sevgili arkadaşlar kat problemi kısmı çok önemli. Bu ilişkiyi kuramadığımız sürece işlemlerimiz zorlaşacaktır. 19. soruyla devam edelim. Evet, ekranımızı biraz küçültmemiz gerekiyor. Resmenin tanımını yapmış. Bu şekilde şekilde ifadelerin olduğu oyunlara Resmen ismini veriyoruz. Şimdi
Aşağıdaki respebe görselinden faydalanarak öğrencilerinden yazdığı respebeyi temsil eden işlemin sonucunu bulmalarını istemişler. Burada dikkat edersek küp şekli küpünü almamızı, yukarı şekli artırmamızı, yani toplama işlemi yapmamızı, kırmızı karemiz sayının karesini almamızı ve aşağı şekli çıkarma işlemi yapmamızı söylüyorum arkadaşlar. Bu ifadelerden hareketle bu işlemin sonucunu bulacağız. Şimdi arkadaşlar, küp şekli ne dedik az önce? Sayının küpünü alacak. Kendisinden önceki sayının, küpten önceki sayımız kim? 4. 4'ün 3. kuvveti. Aşağı demiş, yani eksi. Parantezi koyalım bu arada. Eksi. Parantez 7'nin karesi, yani ikinci kuvveti, artı 5'in karesi diyeceğiz arkadaşlar bu işlem için. Üstü ifadelerde işlem yaparken önce değerlerini bulacağız. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten 64. 7 kere 7 49 artı 25. Çıkarma ve toplamanın önceliği aynıdır. Önce solu yapacağım. 15 artı 25, yani işlem sonucum 40'a eşit olacaktır sevgili arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacak burada sevgili arkadaşlar. Son sorumuza geçtik. Yine üstü ifadelerle alakalı bir soru. Daire üzerinde aşağıdaki sayılardan soldakinden sağdakini çıkarıp üstündeki sayı neyse o kuvvetini alıyoruz. Şimdi o zaman şu ifadenin eşitini yazacak olursam nedir? Soldakinden sağdakini çıkardım. Üssü de 3 oldu. Yani 9'dan 5'i çıkardım. 4'ün küpü. Ne demek? 4 çarpı 4 çarpı 4. 64 sonucuna ulaşacağım. O zaman burası 64 ise eşittir demiş. Burası da 64 olacak. 20'den soru işaretini çıkarıp üstündeki sayı için ikinci kuvvetini alacağım. Eşittir 64. Arkadaşlar 64 kimin karesi? 5'in karesi 25, 6'nınki 36, 7'ninki 49, 8'inki 64. Demek ki şurası 8 olacak arkadaşlar. 20 eksi. Çünkü yani eşittir 8. Arkadaşlar burada çıkan sayıyı bulmak için eksilenden farkı çıkarırım. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.